Ben Burcu. İsveç'teki yaşantıma hoş geldiniz. Bugün çok değerli konuğum Şimnaz'la birlikteyim. Aynı zamanda kendisi arkadaşım. Zaten videoda görmüşsünüzdür. Nişöping'de arkadaşlarımla bulunduğum sırada bir vlogda kendisi tanıyanlar var. Birçok kişi de sordu nerede Şimnaz, ne zaman bir tabii çok, çok fazla güzel. İltica şey ilgisi var. Bugün ilticadan konuşacağız. Kendisi burada iltica ederek oturumu aldı. Ve Dublin yasasından bahsedeceğiz ve biraz da İstanbul Anlaşması'na değineceğiz. İzlemeye devam edin. İsveç'te sığınmak, iltica etmek, mülteci olmak bunlar nedir? Bu kavramlara biraz bakmak istiyorum. Sığınma hakkı ya da iltica hakkı kimi ülkelerin önceden belirlenmiş, koşullara uygun başvurularda bulunan kimselere verdiği hukuki, politik bir ayrıcalıktır. Şimdi gelelim Çimnaz'a. Çimnaz, kendini tanıtır mısın tür takipçilerin için öncelikle? Merhaba. Hoş geldin Burcu. Çok mutluyum ki sen yeni yıldan sonra yani nihayet sonunda bir zaman bulup bize uğradın. İlk önce söylemek istiyorum, ben Türk'üm de ama Azerbaycanlıyım. Kardeşimizsin. Evet, biz iki devlet bir milletiz. Benim biraz belki Türkçe sözlerim yanlış anlaşılabilir ve komik çıkabilir. Ama işte elimizden geldiği kadar yani dikkat edeceğiz söylediğimiz sözlere. İltica hakkında çok büyük bir mevzu, çok geniş bir mevzu. İlk önce buradan başlayalım ki ben 2018'de iltica yaptım Azerbaycan'dan İsveç'e. Hı hı. Ve küçük çocukla geldim bildiğin gibi. Yani ilticanı düşündüm önce nasıl yapayım, işle mi yoksa evlilikle mi, ama evliydim o zaman, evlilikle yapamazdım. Yani çeşitli yollar var bildiğiniz gibi, evlilik, iş ve mülteci. Mülteci. Benim yaptığım iltica mülteciydi. Böyle söylenebilirdi yani, umarım. İltica ettim. Başvurdum İsveç gelmeden önce başvuramadım. Çünkü duyduğuma göre İsveç'e gelip de burada Migrationsverket Türkçe göçmenlik bürosuna müracaat etmem lazımdı. İltica etmedeki en önemli esas burada İsveç'te kendi ellerinizle bir başvuru yapmanız gerekiyor. Yani siz Türkiye'desiniz, ben Türkiye'den bir online başvuru yapayım, böyle bir şey söz konusu değil. İsveç'e gelmeniz gerekiyor. Ya sınırda polise yakalanırsınız ya da işte bir havalimanlarında nerede denk geldiyse polise durumunuzu anlatıyorsunuz. Ben İsveç'e iltica etmek istiyorum. Ve polis bu davayı alıp göçmenlik bürosuna sevk ediyor. Ya da siz çoktandır İsveç'tesiniz, kendiniz gidip göçmenlik bürosuna iltica başvurunuzu yapıyorsunuz. Buradaki önemli olan şey kimliğinizi ispat edebilmek. Yani neden İsveç'e geldiniz? Ne gibi koşullar sizi buraya getirdi? Kanıtlarınız var mı? Nasıl başvuru yaptıktan sonraki süreçte ise kim olduğunuzu, kimliğinizi ispat etmeniz gerekiyor. Bu çok önemli ve çok zaman alan bir süreç. Birçok kişi bunu yapmıyor. Çoğu kişi kendi pasaportunu yakıyor ya da kimliğini gizliyor, ama bu sizin aslında sürecinizi daha da uzatacak bir süreç, öyle değil mi? Evet, ama farklı bu. İşte ülkelerde de farklı. İsveç'te mesela bizim dönemde 2018'de biz geldiğimizde bize Dublin olduğu için çok insan saklıyor. Kendini ispat et, yani senin kimliğini göstermek iki işte bir taraftan iyiydi, bir taraftan kötüydü. Bir taraftan iyiydi ki sen kimliğini gösterdiğin zaman sana iş izni verilecek. Hı hı. Sen kimliğini sakladığın zaman sana iş izni verilmiyor ve senin yani şansın azalıyor, evet, mülteci etmek. Yine burada kimliğinizin dediği üzere eğer kimliğinizi ispat ederseniz bu bekleme süresinde, davanız sonuçlanana kadar bu bekleme süresinde çalışma hakkı kazanıyorsunuz ki bu da sizin için oldukça iyi bir avantaj. Belki kendinize kalıcı bir iş bulursunuz, vizenizi direkt iş vizesi olarak çevirebilirsiniz. Evet. O yüzden kimliğinizi saklamayın.
Ama saklama derken Dublin yasalarına geliyoruz. Aa, işte o zaman saklamak gereğinde bulunuyorlar. Şimdi burada yine oturuma başvurduğunuzda o gün göçmen bürosuna gittiğinizde sizin fotoğrafınızı çekecekler, parmak izinizi alacaklar. Evet. Aslında oradaki parmak izinin amacı başka bir ülkeye giriş yapıp yapmadığınız. Eğer siz İsveç'e gelmek için Yunanistan'dan vize aldıysanız sizin Dublin yasaları gereğince Yunanistan'a geri gitme durumunuz var. Aynen. Dublin oldukça karışık. Dublin hakkında neler biliyorsun? Senin davan nasıl etkiledi? Evet, ben de Dublin'deydim. Benim Azerbaycan'da İsveç'e direkt yoktu sefirlik. İsveç'e direkt vize alamıyorduk. Onun için Almanya'ya işte bir sürü yollarla böyle bir şeyler yaptık, geldik. Ama Almanya pasaportta ilk giriş Almanya devletiydi. Ama Almanya'da iltica yapmadık. Okay. Sadece işte ambasadede vize aldığımız zaman finger ya, parmak izi bıraktık. Bu da böyle bir şey ki bütün Avrupa, 54 ülke var ya Avrupa, bunların arasında bir Dublin Sözleşmesi var. Dublin Sözleşmesi'ne bütün ülkeler uyması lazım. Uymadığı anda işte bu sözleşme geçersiz oluyor. Okay. Bu sözleşme de artık öyle nasıl desem güncelleştirmişler ki pasaport artık şimdi lazım değil. Parmak izi bütün sistemde çıkıyor. Siz yırttınız o pasaportu, ne isterseniz yapın, bu izleri kaybettiremezsiniz. Bu da öyle bir şey ki Eurodac adlı bir sistem var Dublin'de, işte bütün ülkelerde. O 5 yıl parmak izleriniz saklıyor. Okay. Onun için de artık pasaportu gizletme artık yani bir şey yardım etmeyecek. Şimdi burada süreç şöyle işleyecek, sizin sorunuz şu yönde olacaktı. O zaman İsveç'e nasıl geleceğiz? İsveç'e nasıl gideceğiz? Mümkünse iş başvurusu yapmak. Yani bıçak nasıl derler, boğaza direniyorsa, yok illa ülkeden çıkmanız lazımsa, güzel hikaye, çok güzel bir hikaye. Siyasi mi, kadın şiddeti mi, ne bileyim işte gay mi, yani bir an işte bu konularla. Ama güzel, inandırıcı, kendinizin inandığınız hikayeniz olması lazım ki burada %100 emin olasınız ki sizin ilticanız kabul olunacak. Yoksa siz boşuna zaman kaybedersiniz. Evet. Ama en güzel alternatif tabii ki iştir. İş %100 oluyor genelde. Evlilik de gerçekse evet. İşte bazı duyuyoruz yani gerçek olmayan şeyler. Onlar tabii ki çok riskli. Ama üçüncü yol olarak ben tavsiye etmem ama yolunuz yoksa, başka çıkışınız yoksa ilticaya sadece yani güzel okuyup, bütün bilgileri alıp, güzel hikayeni resmen bir kitap gibi yazıp hazırlanmanız ve gelmeniz lazım. Evet, yani aslında buraya getiren senaryonun gerçekliği yüksek, değil mi? İnandırıcı olması gerekiyor. İnandırıcı olması. Onun dışında benim hani bahsetmek istediğim İsveç'e giriş yolları, kaçak yollar da var maalesef bugün. Evet. Oldukça riskli ve büyük paraların döndüğü bir yol. Bu yolu ben bu konu hakkında hiçbir şey söyleyemem. Tabii ki de bu iltica etmenin riskli yolları. Kaçak yola gelmenin benim arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla, gelenlerden en azından, işte sahte pasaport almak ya da arayollarla, kaçak yollarla gelmek, sahte biletler, sahte pasaportla bu şekilde gelenler de çok var. Fakat bu artık mümkün olduğunu sanmıyorum çünkü çok fazla artık denetim var. Bu konuda bir şey söyleyemem çünkü illegal bir yol, tavsiye etmem, oldukça tabii riskli ki. Ama onun dışında maalesef ki eğer başka bir ülkeden vize alıp İsveç'e gelirsiniz bir turist vizesiyle, maalesef Dublin yasasına takılma riskiniz var. Ve Dublin yasası için bir link aşağıya bırakacağım, oldukça detaylı bilgilendirmişler, oraya da bakabilirsiniz. Senin için Dublin süreci nasıl gelişti? Sonrasında ne oldu? Yani oturumunu İsveç'ten alırken, çünkü sen Almanya'ya girişlisin, nasıl bunu çevirdi, ne yaptın, süreçleri nasıl işledi? İşte 6 ay geçtikten sonra İsveç'te kağıt geldi, karar çıkmış. Almanya'ya göndermişler benim sorguyu. Almanya demiş kabul ediyoruz onları, ailesi, çocukla birlikte. Gelsin.
İşte bu Dublin gitmeniz lazım hanımefendi. Hadi evet. İyi toplayın eşyalarınızı gidin. Biz sizin işinize İsveç'te bakamayız. Tamam. Sen Dublin sürecine takıldın. Doğru. Takıldım. Dublin'i engelleyemezsin. Yani mümkün değil. Hiçbir kimse bir avukat, ben insanları da uyarmak istiyorum. Bir avukat dese ki size söz veriyorum. Sizden bir para alacağım. Aha. Böyle bir ödeyeceksin. Ben sana Dublin'i iptal ettireceğim. Yapmayın. Bu da size geçen de bahsettiğim Sambo evlilikteki o danışman avukat. Aslında avukatlar, bazı güvenli avukatlar var ama kendini avukat deyip tanıtıp avukat olmayan kişiler de var. Yani danışman adı altında. Onlara dikkat edin. Bakın burada Çimnaz'a yine belirtiyor. Yani altını çiziyoruz. Dikkat edin. Evet. Yani hiçbir şeyle iptal edemezsiniz. O Dublin bir stempe gibi yani yapışmış. Evet. Yani sizin vizanız orada var. Onu değiştiremezsin. Ama tabii ki her şeyde bir çıkış yolu var. Evet. Çıkış yolu da zamandır. Bir zaman kazanmak. Yine de ama yine de iyi avukatla işte mesleğe almak, zaman, her ülke bir zamanı var. Belirli zamanı var. Vizasının bitme zamanı var. Öyle ülkeler var ki ekonomi durumu çok kötü. İlticaları, mültecileri kabul etmiyor. Onun için de Dublin Sözleşmesi onlara zaman veriyor. İşte tamam biz size göndermiyoruz, kendinizi işte düzeltin falan gibi şeyler. Ama benim geldiğim ülke, benim vize olduğum ülke Almanya. Almanya 3 sıraya 3. yerde, yani genişmiş, yani ekonomi iyi bir ülke. Almanya dedi hadi gelsin, bizde bir sürü, bir tane de o ilave olunsun. İsveç'te Migrationsverket söylemedi, direkt git bekle bu kadar süreyi. İllegal, siyah olarak. Okay. Çünkü hiçbir ülkeye, hiçbir iltica bürosu söylemez sana git siyah bekle otur. Ama ne yapıyorsun? Küçük çocukla gidemezsin. Hı. Burada işte 6 ay içinde bir arkadaş falan bir düzen kurmuşsun. Ben de oturdum bekledim avukatın söylediğiyle zaman, o zamanla. O zamanı bilmiyorum ne kadar doğru şimdi söylemek de. Yani herkese göre değişiyor, davaya göre değişiyor. Herkese göre değişiyor. Önemlisi o ki sizin o elinizde olduğunuz o çıkan karar, mesela bu tarihte siz ülkeyi terk etmeniz lazım. O karardan 6 ay mı, 12 ay mı, 18 ay mı, işte çeşitli süre sayılıyor ve siz siyah olarak ülkede kalmanız lazım. Ondan sonra yeniden iltica yapıp kendi ismin, yani İsveç sizin işinize bakacak. Okay. Şimdi iltica başvurusu yaptığınız zaman beklediğinizde eğer kimliğinizi eğer kanıtlayabilirseniz çalışma vizesi alıyorsunuz bekleme süresinde. Çocuklarınız varsa 18 yaş altından küçük, hepsinin okula gitme, sağlık şeyi her şekilde ücretsiz. Fakat size geldiğiniz zaman eğer çalışma izniniz yoksa, hala oturumu bekliyorsanız ve Migrationsverket'in yani göçmenlik bürosunun yerlerinde kalıyorsunuz. Onların özel yerleri var, boğanileri var değil mi? Evet. Orada kalıyorsunuz ve o sadece cevabı bekliyorsunuz. Bu durumda sizin eğitim hakkınız maalesef yok. SF'ye falan gidemiyorsunuz. Çünkü sizin bir kimlik numarana ihtiyacınız var. Oturumu almadığınız için doğal olarak kimliğiniz de yok. Fakat bu süreçte nasıl SF'yi işte yani İsveç öğrenebilirsiniz? Yine Röde Kavşet gibi böyle toplumsal örgütlerin yaptığı kurslar, işte aktiviteler falan oluyor. Skrokven gibi. O şeylere katılabilirsiniz. Onlarda kimlik numarası gerekmiyor. Zaten bir mülteci statüsünde olduğunuz için bunlardan faydalanabilirsiniz. Fakat eğitim maalesef alamazsınız. Onun dışında acil tıp şeylerinde, yani desteklerinde ya da diş hani hastalıklarında, bunlarda yine ücretsiz hakkınız var. Yine sağlık ocaklarının ücretsiz sağlık taramalarından da faydalanabiliyorsunuz. Ve eğer maddi imkanınız yoksa biraz da yardım parası alıyorsunuz. Geldiniz, iltica başvurunuzu yaptınız. Eğer kalacak yeriniz yoksa, maddi imkanınız yetersizse göçmenlik bürosu bu konuda size yardım yapıyor. Tabii ki bazı şartlar var. Kaldığınız kamp alanları çok rahat alanlar değil. Birçok kişinin kaldığı yerler. Ve orada ücretsiz kalabiliyorsunuz ama dersiniz ki ben burada kalmak istemiyorum, işte falancayı tanıyorum, onun yanına çıkacağım derseniz yine kendiniz çıkıyorsunuz, fakat göçmenlik bürosu hiçbir şekilde size yardım yapmıyor. Evet. Bu sizin artık kendi imkanlarınızda kalacağınız yer.
Ben göçmen bürosunun yazı sitesinde şöyle bir şey okudum. Eğer maddi durumunuz yerindeyse kalacağınız yerin parasını siz ödüyorsunuz. Böyle bir durum da var. Ama maddi imkanınız yoksa gerekli biraz maddi yardım yapıyor. Tabii çok fazla değil. Günlük harcıya dediğimiz olayınızı hani ödüyorlar. Senin böyle bir tecrüben oldu mu kamplar ya da işte göçmen bürosunun paranın ödedi mi kiranda, yardım aldı mı herhangi bir şekilde bu süreçte? Evet, biz ilk taşındığımız, yani bizi götürdükleri yer bir transit kampıydı. Yani herkes ilk önce işte Migrasyon Hareketi'nden sonra o kampa gidiyor. Orası transit söyleniyor. Çünkü o transit kamptan sonra onlar belirli yerlere ev mi olacak mı, kamp mı olacak mı, Migrasyon Hareketi kendisi belirliyor. Ama sen seçemiyorsun. Diyemezsin ki ben Stockholm'a gitmek istiyorum. Böyle bir şey hakkın yok. Hayır, seçmeye hakkınız yok. Şimdiki ben duyduğuma göre şimdi artık Çin kuzey taraflarına yerleştiriyor mülteciler. O bölgeler ki yani insan befolkning yani fazla değil işte. Evet, ihtiyaç var. İhtiyaç var orada işte iş çalışmak mı ne bileyim işte aile nüfusa evler ihtiyaç boş, var. Nüfusa yani, ihtiyaç evet yok. Kuzeyde gelsin iş bulmak çok kolay, ev bulmak çok kolay, çok fazla yaşayan popülasyon oldukça düşük zaten. Doğal olarak da İsveç nüfusu biraz oraya kaydırmak istiyor. Çünkü zaten Malmö ve Stockholm'da çok fazla göçmen var. Evet. Herhalde bunu biraz azaltmak için. Evet, azaltmak için ve orada İş daha fazla, çabuk bulursun, ev boş evler çok ve ucuz. Sen biliyorsun Stockholm, biz taraflar falan Stockholm'a yakın oldukça yani çok çok pahalı oluyor. Bir de zor oluyor iş bulmak. İşte bu bir hafta kaldıktan sonra bizi Solna'ya götürdüler. Okay. Solna'da işte bir Azulboyun dediğinden bir kampta. Mülteci kampı. Mülteci kampı ama her aileye bir oda veriyorlar. Odanın içinde şansınız varsa tuvalet, banyo. Şanssız. Evet. Şanssız yoksa birlikte kullanacak. O zaman hostel anlayışı. Hostel gibi 4-5 aile birlikte kullanacak. Ayrıca işte yemekhanesi var, posta yeri var. İşte lazımlı şeyler aldığımız, yani lazım bir şey almak lazımsa gidip işte orada sipariş verip size alacak, getirecekler. O yani ne gibi sipariş mesela? Tuvalet kağıdı, çocuk, şampuan, evet, tarz mı? Evet. Ben bildiğime göre eskiden her şeyi Migrasyon Hareketi karşılıyordu. Şimdi artık ilticalar tuvalet kağıdına kadar affedersiniz her şeyi kendisi alıyorlar. Ya kişiler kendi alıyor artık. Evet ama o verilen para da yani çok fazla ve şu an zaten ekonomik bir duraklama var. Evet, 2015 yılından itibaren kanunlar değişti. Çok fazla değişik. Onlara da değineceğiz. Senin kamp sürecin bu kadar. Sonra ne kadar kaldınız kampta? İşte 6 aydan sonra bize karar geldi. Okay. Ama Dublin olmayan mülteciler kim ki? Mesela Suriye'den gelmiş, yani savaştan gelmiş. Onlar da işte bazılarını evde veriyorlar. Tabii ki Stockholm'un sentrumda olmaz da işte kenarlarda falan onlar daha nasıl desem daha kolay oluyor onların işleri. Biraz üçüncü ülkeler, Asya ülkeleri, Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan falan o konuda zor. Ama savaş olan ülkeler daha öncelikli. Onlar daha öncelikli. İlk önce tabii ki. Peki para yardımı aldınız mı? Para yardımı her kişi başına hatırlamıyorum. Biz ikimiz alıyorduk 1400 kron. 140 euro yapıyor. O 1400 kronun da tabii ki yani onunla ev parası falan ödemiyorduk. Sadece işte küçük harçlar. Fazla bir şey alamıyorum. Ne telefon alabilirsin kırıldığı zaman yani elbise. Öyle eski elbiseler. Lopis deyilen bir şey vardı. Evet. İşte oradan elbiseler seçiyorsun. Yani beklenen hayat yani düşündüğü gibi değil. Yani eski yani belki de yazdığında daha da lükslü hayatım vardı. Tabii ki. Öğretmendim. Şu an biliyor musun yeni çıkan yasalarda yardım alabiliyor musun? 6 ay, bu Dublin süresi bittiğinde 6 ay para yardım aldım. Kenan da aldı, ben de. Kenan'ın aldığı para yardımı benim aldığım paranın yarısıydı. Tabii yani yaklaşık 140 euro yapıyordu ikimize. Ama 6 ay bitindeki bize dediler ki şimdi gidebilirsiniz. O zaman tabii ki para yardımı kesiliyor. Evet. Ama eskiden bir 5 yıl falan belki önce bu beklediğin sürece illegal olduğun zaman bile işte sen gidip poliste
yazılıyorsun ya, yani kaydediliyorsun ki ben İsveç'te kalıyorum ama siyahım. Hı hı. O zaman sen para alıyorsun. Okay. O zaman o eskidendir. Şimdi karar çıktığı anda parayı kesiyorlar. Yani git kendi başının çaresine bak. Aha, o zaman senin göçmen kürosundaki yardımın kesiliyor. Sosyalden yardım almaya başlıyorsunuz. Ya da işte ne bileyim konut yardım olur. Evet var, mülteciler hala alıyor o şekilde. Konut yardım alabiliyorsunuz. Bir de sosyalden yardım alıyorsunuz. O tabii iş bulana kadar, iş bulduktan sonra. Belki artık şimdi şey tartışması var. Onu tam emin değilim. Geri ödene bilmesi, yani tekrar geri ödenmesini istiyor olabilirler. Onu da bakmam lazım. O dönem kaçak yaşadınız burada. Sonra belli bir süre geçtikten sonra tekrar başvuru yaptınız. Evet. O süreç nasıl işledi peki senin için? Kaçak olduğun süreç mi? Yani kaçak olduğun zaman sen yardım alamadın hiçbir şekilde. Hayır, sadece arkadaşların yardımıyla. O yardımla geçindi. Tabii ki sağ olsun şirka. Şirka yani kilise. Kilise. Çocuklu yalnız kadın olduğum için Kenan'a kreş yaptı. Kenan'a işte sağlık ocaklarına başvurmak için yardım etti. Ya elinden geldiği kadar işte yaşamaya çalışıyorsun. Evet. Ama biliyorsun, umutla bekliyorsun ki yani bu zaman bitecek. Yeniden başvuracaksın ve oturma alacaksın. Hı hı. Ben de umudumu kaybetmedim. Yeniden başvurdum ve 8 aydan sonra oturma aldım. Yani çok uzun bir süre değil 8 ay. Süreci nasıl gelişti? Nasıl oturma aldın 8 ayda? 8 ayda oturma çok zorluklarla. Yani bekleme süreci o kadar yıpratıcı, o kadar yani stresli ki çok insan İsveç'te mülteciler depresyon geçiriyor süreçte. Evet. Çünkü bu 8 ay bende çok iyi süreç. İnsanlar 2 yıl, 3 yıl bekliyor. Oy, evet. Yani bekliyor da %100 de emin değil ki geldiği karar pozitif ya aslında negatif. Aslında o yıpratıyor. Yani olacak mı, olmayacak mı, geri dönecek miyim? Ne söyleyecekler? Ama benim tavsiyem yani çok çok güzel, yani inandırıcı, böyle nasıl desem yani bilgili böyle her şeyi, bütün mevzulara, kendi mevzunuz böyle geniş olsun. Mesela diyorum ki kadın şiddeti ya. Kadın şiddeti sadece yani sizin ailenizde değil, etraf mühitinizde de, devlette de yani yardım almıyorsunuz, desteğiniz yok. Yani yalnızsınız bütün herkese karşı. Onu işte migrasyonist bilmesi lazım ki sizin hiçbir yerden dayağınız yok. Hiçbir yerden yardımınız yok. Sizi teselli ya da sizi koruyan bir kişi ya bir devlet ya bir kurum olmadığı süreçte siz yani oturma alabilirsiniz. Okay. Sözlerin o dönemde de aslında biraz inandırıcıydı ve güçlü şeylere dayanıyordu, nedenlere. Ve senin için kolay olmuş. Çünkü yalnız bir kadın olmanın büyük bir avantajı var burada. Kolay derken böyle nasıl desem, ben çok okudum bu mülteciyi nasıl yapıyorlar. Tabii ki benim hikayem gerçekti. Bunların hepsini yaşamıştım. Başıma gelmişti. Ama bilgi de aldım ki nasıl bu her şey düzgün doğru gitsin. Başladım ilk önce. Avukat istediğim zaman kadın avukat seçtim. Tercümeci istediğim zaman tercüman, kadın tercüman. Yine burada yine değineceğim. Başvuru sürecinizde göçmenlik bürosu size bir tercüman tutuyor. Eğer ihtiyacınız varsa. Artı hukuki destek alabiliyorsunuz. Ve bunun parasını, avukat parasını da göçmenlik bürosu ödüyor. Ve bu avukatlar tabii ki bu bürodan daha bağımsız çalışan kişiler. Onun dışında eğer ödemezse de göçmenlik bürosu yine bir avukat tutma gibi hakkınız da var, davanızı takip edecek. Senin vardı avukatın, bir kadın avukat seçti. Benim kadına avukatım vardı, tercümanım da, handlegeri de işte bu işe bakan da kadındı, memurum da kadındı. Size zaten soruyorlar ilk interview'de, sakıncası var mı kadın yoksa erkek olsa? Yani önemlisi kadın iltica ediyorsa söyleyin ki kadınla istiyorsunuz yani hikayenizi anlatmayı, sebeplerinizi anlatmayı. Benim avukatım mesela İsveçliydi. Az da iyice biraz İsveççem vardı artık. Kristina ile kendi muhatap olabiliyordum kendi İsveççemle. Ama tercüman ise nasıl desem yani
tercüman seviyesinde anlatamazdım. Tabii tercüman da önemli şeyler yapmak için. Evet. Nedir? Bundan bahsedelim. Aslında mülteci, Birleşmiş Milletler'in mülteci sözleşmesi ve İsveç kanunlarına göre ırkı, milleti, dini seçimleri, dini inanışı veya siyasi düşüncesi, cinsiyeti, cinsel eğilimi, belli bir toplumsal mensuba ait olması ve bu yüzden tüm bu kriterlerden dolayı ayrımcılık gören insanlar, kişiler aslında mülteci konumundadır ve bundan korku duyanlar özellikle. Buna ek olarak da ikinci koruma hakkına sahip kişiler var. Bunlar kimler? Ülkesinde işte idam cezası olanlar, işkence, onur kırıcı, insanlık dışı muamelelere görmüş kişiler. Bunlar da ikinci hakka, evet, ikinci koruma hakkına sahip kişiler. Ve bu kişiler 2015 yılı öncesine kadar kalıcı oturum alıyor olabilirken şimdi sadece 13 ay oturum alabiliyor. Mülteciler için yine 2015 öncesi başvuranlar direkt kalıcı oturum alabiliyorken 2015'ten sonraki kanunlarla birlikte yaklaşık 3 yıllık geçici oturum veriliyor. Tabii ki bu durumunuza göre de değişiyor. Daha sonra kalıcı alabiliyorsunuz. Eğer çalışıyorsanız ya da hala ülkenizdeki, evet, durum bitmemişse bunu uzatabilir. Kendinizi tam olarak İsveç'e adapte edememişseniz, kurslarınız bitmemişse, eğitiminize başlamamışsanız ya da iş bulamamışsanız da hala mülteci konumundaysanız ve ülkenize herhangi ya da, evet, sizin o dönem aldığınız oturum hala geçerliliğini korumuyorsa ülkeye dönme durumunuz var. O yüzden bence benim size tavsiyem kısa dönemde hemen kendinizi İsveç'e entegre edin. Gördüğünüz üzere akşam oldu, yemek yedik ve işin içinden çıkamadık. Oldukça oldukça büyük konulu bir çok, aslında. Çok çok bitmez. Ve genel bir bilgi anlattım size ama belki yine herkes onlarda gelen artık ilgiye bağlı olarak bir Dublin yasalarını inceleyen bir video artı ona göre İstanbul Sözleşmesi'ni inceleyen bir video yapabiliriz. Şimdi geldik İstanbul Sözleşmesi'ne. Sayın takipçim Kübra'nın aslında bana söylediği bir şey. Gördüğünüz üzere çok aslında kaliteli takipçilerim var. Hep bana bilgilerle geliyorlar ve ben kendimi o yönde geliştiriyorum. Ama İstanbul Sözleşmesi, hemen size İstanbul Sözleşmesi'nden bahsedeyim. İstanbul Sözleşmesi şu an kamuoyunda çok az konuşulan, az tartışılan sözleşmelerinden biri. 2011 yılında ilk sözleşmeyi imzalayan Türkiye ile birlikte şu an yaklaşık Mart ayından itibaren 30 ülke katılmış bulunmakta. Ve sözleşmenin 60. maddesinde belirtilen kadının sadece kadın olması sebebiyle maruz kaldığı toplumsal cinsiyete dayalı şiddet veya zulümden kaynaklanan başka bir ülkeye sığınma talebi. Şimdi bu konu aslında önemli bir sözleşme çünkü ilk defa kadın ayrımcılığına dikkat çeken ve bu konuda biraz da yasal dayanağı arttıran bir sözleşme. Çok önemli aslında fakat hala günümüzde tartışılacak bir durumda. Ne kadar devletler bu sözleşmenin gereğini yapıyor, ne kadar maddi kaynak ayırdılar, ne kadar personel ayırdılar, bunlar tartışma konusu tabii ki de. Ben araştırdığımda maalesef ki tam anlamıyla bu aslında Riksdagen yani parlamentoda 2012 yılında kabul edildiğini gördüm. Herhangi bir yasa düzeni hazırlanmamıştı Mikronsverket'te. Ama yine de bunu bilin ki eğer eşinizden şiddet görüyorsunuz, yaşadığınız bir toplumun size olan baskısı varsa, hayati tehlikeniz varsa bunlar da aslında bir başka bir ülkeye, özellikle İstanbul Anlaşması'nı imzalan bir ülkede mülteci statüsü kazanmanıza olanak sağlayabilir. Bu kadının şiddetin İsveç'te oturum alma kadının şiddeti mevzusunda çok güzel bir destek mevzu, var. Destek var da ama bakıyor onu nasıl yapıyorsun ve nasıl yani kanıtlama gerekiyor. Nasıl kanıtlamak? Evet, işte yani kanıtlama şeyleri. Burada kanıtlardan biri polisten alacağınız darp raporu olabilir. Şiddeti gördüğünüz herhangi bir rapor olabilir. Polis ihbarı olabilir. Bunların hepsi bir kanıttır. Lütfen bunları tutun eğer İsveç gibi bir ülkeye başvuru yapmayı düşünüyorsanız bu yönde. Ve bildiğiniz üzere Türkiye gerçekten bu kadına ayrımcılığı ve kadına şiddet yönünden iyi bir ülke değil maalesef. İstatistiklere baktığınızda maalesef bu yıl hatta geçen 2018 yılında 450 kadın öldürülmüş. Çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam ve bugün Türkiye'de %38 oranında kadınlar şiddet geliyor. İsveç gibi bir ülkede aslında sadece şiddet bir fiziksel anlamda değil, duygusal anlamda da şiddet var. Bu kabul ediliyor yasalarca. Atıyorum eşinizin size karşı tribi, o duygusal baskısı da bir şiddettir İsveç'te. O yüzden dediğimi anladınız hani İsveç'te bırakın şiddet uygulamayı fiziksel anlamda, duygusal olarak da bir uygulasanız bu da bir şiddettir, önemlidir. Eğer dediğim gibi tekrardan düşünüyorsanız kanıtlarınızla gelin.
şansınız var ve İstanbul Anlaşması'nda İsveç imzaladığı için bu konuda gereğini yapacaktır. LPDG'ler için de yine eğer bazı kamplarda kalmak istemiyorsunuz, bu durumunuzu belirtiyorsunuz ve size ona göre yardım ediyorlar. Onu da yazmışlar sayfada. Ben şey, kadına şiddetten biraz konuşacağım. Okey, şimdi ben söyleyeceklerim bunlar. Şiddet, kadına şiddet ve cinsel tercihlerinden dolayı yine ayrımcılık gören insanlar için. Senin söyleyeceğin neler var bu konu hakkında? Şimdi çok insan bilmiyor ki kadına şiddet mevzusuyla, hikayesiyle mesela mülteci yapabilirsin. Hı hı. Çünkü bu konuyu açmak istemiyorlar. Bu konu yani o kadar da alverişli değil. Yani biraz gizli, yani biraz gizli. Zor konuşması zor konular. Konuşması zor konular. Kadın da cesaretli olması lazım ki her şeyi anlatsın. Çünkü o anlattığı kişiler onun ailesidir, onun babasıdır, onun kocasıdır. İkincisi de kadın sadece anlattı da onlar inandı da öyle şey yok. Yani. Kadının arkasında duran hangi kurum var mı, yok mu? Yoksa çok iyi. Kadın başka şehirden şehire taşınıp da o şehirde belki yardım, destek alabilir mi? Denedi mi? Onu da denedi, olmadı. O zaman tamam. Çünkü Migrahun Sveket söylüyor ki, tamam sen bu şehirde yaşadın, sana karşı şiddet uygulandı. Neden başka şehire taşınmadın? Hı hı. Aynı ülke büyük mesela, okay. Türkiye. Adana'da İzmir'e taşın. Okay. İzmir'de kal. Hı hı. İzmir'de de aynı şeyi gördüm. Mesela diyorsun, İzmir'de de beni tanıdılar. Ailem oraya kişileri gönderdi. Beni aramaya başladılar falan. Hı hı. Sen yalnız kadın olduğu zaman nasıl desem, avantajın az oluyor. Çocuklu olduğu zaman sen tamam evde oturabilirsin yalnız o, ama çocukla dışarı çıkacaksın. Çocuk kreşe gidecek, okula gidecek. Bir de biz Türkler biraz işte meraklıyız. Sorarız çocuk, sen nereden geldin? Annen kim, baban kim? İşte yani saklamak mümkün değil. Siz de migrasyonu belki de ispat etmeniz lazım ki sizin yani başka seçeneğiniz yok. Hiç devletin, yaşadığınız ülkenin bütün yerlerinde size karşı şiddet ve sizin hayatınız risk taşıyor. Hı hı. Bu konu çok önemli. Yani cevap vermek, güzel anında cevap vermek. Çok fazla duygusallık yapmadan. Hı hı. Yaşamışsınız ama anlattığınız şeyleri ağlamakla, yani bazı nasıl desem, abartmak asla. Sadece güvendiğiniz avukat, güvendiğiniz tercüman, onu da emin olmanız ki tercüman sizin sözlerinizi güzel tercüme ediyor. Hı hı. Tercüman ettikten sonra size gelen protokolü okuyup bir baştan yukarıdan aşağı kadar söylediğiniz sözleri bir bir, yani doğru tercüme etmiş mi etmemiş mi, yanlış anlaşılma, hı hı, olmasın diye. Bir de önemlisi de siz interviewden konuşalım, nasıl interview geçiyor. Evet, çok önemli, çok merak ediliyor. Siz interviewde size sualler veriyor, hı-hı, sual veriyor. Suale cevap verdiğiniz zaman öyle cevap vermeniz lazım ki, yani bu insan işte müdür mü, memur mu? Memur yazdığı anda size de dinlesin. Hı-hı. Yani bir var ki memur otomatik robot gibi yazıyor. Hı-hı. Bu demek ki hikaye tekrarlanıyor. Hmm. Yani daha önce gördüm demek. Yani bu tekrar. Ama yeni bir hikaye. Olaylar daha böyle yaşanmış, daha böyle detay gelmiş. Detay aslında biraz değil mi? Detay vermek önemli. Detay vermek çok önemli. Utanmadan. Her şeye kadar. Affedersiniz yani sahne, cinsel tacize uğradınız ya. O tacizi sahne sahne anlatmanız, hı-hı, lazım. Bevisler, yani bevis nasıl? Rapor yani onlar olmasa bile kanıtlar. Evet. O tamamdır. Ama sizin sözleriniz o kadar gerçek seslenmesi lazım ki o raporu onlar istemeyebilirler. Hı hı. Benim ses yazma raporum vardı. Hı hı. Orada Azerbaycanca konuşuluyordu. Hı hı. Ama bu ses yazma raporunu hiç tercüme etmediler. Benim tercümeme inanıp da kaydedip bana, yani ha, güvenip olay hepsi okeylendi ve pozitif aldım. Ama olabilsin ki o raporu
bir tercümana tercüme ettirsinler. Senin sözlerine inanmıyorlarsa. Yani benim demek istediğim çok önemli ki insan kendisine aslı nasıl konuşuyor, nasıl anlatıyor ve çok gerçek, dobra dobra böyle her şeyi söylüyor ya. Memur da İşte senin söylediğine göre protokol yazıyor. Hissediyor değil mi memurlar ya? Böyle yalan çok, söyleyenle söylemeyene. İlk önce İsveç'te bana öğretilen bir şey vardı. Elinden geldiği kadar tam gözünün içine bak. Memurun. Gözlerini kaçırma. Çünkü onlar seninle konuştuğu zaman tek göz kontak koruyorlar. Ama sen gözünü kaçırdığın zaman böyle belki evet böyle hassas konularda gözünü kaçırıp da sonra onun açıklamasını avukat verecek. Söyleyecek. Neden benim, böyle yaptı müvekkilim diye. Ve müvekkilim diyecek ki avukat ara sıra söyleyebilir. Avukata da çok şey bağlı söyleyebilir. O çok şimdi yıprandı. Biraz pausa vermesi lazım. Okay. Dinlenmesi lazım. Bak ben bunları yaptım. Çünkü benim avukatım söyledi. Bana işaret yaptı ki bekle. Biraz pausa 15 dakika sonra gittik, konuştuk, biraz sakinleştik. Hadi daha yeni güçle, yeni moralle başla yine anlatmaya. Bir interview da devam edebilir 2-3 saat. Evet. 3 saat kadar devam. Gene web sitesinde bulunduğu üzere size belirlen tarihlerde mutlaka orada olmanız gerekiyor. Eğer kaçırırsanız randevu, bu süreciniz daha da uzayacağından bahsediyor. O yüzden çok önemli zamanında o yerde bulunmanız. Oldukça zor bir süreç, yıpratıcı. Oldukça zor bir süreç. Biraz daha anlat, neler soruyorlar? Birkaç kere daha mı buluşuyorsun? Yani farklı memurlar mı oluyor buluşmalarda? Nasıl oluyor? Farklı mı yok? Her zaman bir memur oluyor. Hı-hı. Bir memur oluyor, bakıyor senin işine. Bir interview'da bütün cevapları, bütün soruları istediğince iyi cevaplandırmam. Yani bir daha üzerinden gidiyorlar. Yeterli olmadığı için olabilsin ikinci kere interview'a çağırabilirler. Ama ben duyduğuma göre ikinci kere interview'a çağırmak o artık yani 70% şans demektir oturma almak için. Okay. Böyle ne bileyim bir istatistik mi yaptık böyle arkadaşlar arasında. Benim arkadaşlarım kim ki oturum almış. Hepsi iki interview geçmiş. Oturma almayanlar sadece bir interview. Ama bu da yani %100 değil. Değil tabii ama genel olarak yani ikinci oturum çağrılanma evet, şansı yüksek. İkinci oturma yani onlar birincide sana ne iş, sen onları bir şeyle almışsın yani sözleriyle inandırmışsın ki ikincide yani devamını merak. Nasıl bir film dizi oluyor ya ikinci bölümü hevesle bekliyorsun. Tabii ki onlar hevesle beklemiyorlar da. Onlar sadece işte ne senin ne kadar doğruna, yalan ya doğru konuştuğunu ya oturum verebileceğinden, alabileceğinden de aslı yani. Okey. Yani genelde ilk oturumdan da aslında yani ilk mülakattan sonra red alanlar da oluyor direkt. Evet. Ve siyasiler oluyor genelde. Siyasiler. Şimdi red alma durumunda ne yapacaksınız? Eğer red kararınız çıktı ama itiraz edebiliyorsunuz. İtirazla yine göç mahkemesine gidiyor. Oradan bir sonuç bekliyoruz ama yine de hala devamınız maalesef red. Sizin yapmanız gereken şey eğer çalışma izniniz varsa o dönem geçici olarak çıkış tarihine kadar çalışabiliyorsunuz. Ama sonrasında ülkeyi bırakmanız gerekiyor. Eğer terk etmezseniz de herhangi bir yerde yakalanma durumunda değil mi? Yok yakalama durumu. Genelde nasıl yapıyorlar? Adres değiştiriyorlar. Çünkü senin migrasyon şirketi senin adresini biliyor. Uh-huh. Sen sadece adres değişiyorsun. Başka yere taşınıyorsun. Onlar belki bir kere mektup gönderiyorlar. Ya tamam iki kere göndersinler de cevap gelmediği zaman o kapıya genelde gelmezler. Polisle falan. Yani Almanya'da çok farklı. Almanya'da tam kapıya kadar geliyorlar. Alıp bekliyorlar elbiselerini, eşyalarını toplasan oturtuyorlar işte var kendi arabalarına götürüp tam bir uçak var onlara ayrılmış uçak ona bindirip gönderiyorlar ülkelerine. Burada İsveç'te da şey var hapishaneler var bu göçmene geçici olarak hapishane değil gözetleme ya da gözetleme yeri diyelim orada belli bir süre kalıyorlar uçakları şunların hepsini hazırlana kadar gözetim altında kalıyor orada göçmenler. O ve polis aracılığıyla tekrar havalimanından ülkesine gönderiliyorlar. Burada da böyle bir sistem var eğer yakalanma durumunda. 5 yıl ülkeye... 4 yıl. 4 yıl mı? Hı hı. 4 yıl ülkeye girmeme... Evet, red kararı verildikten sonra maalesef 4 yıl bu karar yükümlülüğünü sürdürüyor. Ve 4 yıl içinde hiçbir şekilde ülkeye giriş yapamıyorsunuz. Ya da bu sanırım Schengen ülkelerine dahil, yani Avrupa Birliği ülkelerine dahil giriş yapamıyorsunuz. Ama 4 yıl sonra karar bittiğinde, geçerliliğini yitirdiğinde tekrardan başvuru yapabilirsiniz. Hmm.
Ama onun dışında maalesef 4 yıl aslında çoğu insan taşınmıyor. Benim çok tanıdığım var. 4 yıl böyle siyah olarak yaşıyor. Siyah burada da işte yani yasal bir yükümlülüğünüz olmadan yaşıyorsunuz. Olmadan. Hastaneye gidemeden, okula gidemeden bildiğiniz böyle yok gibisiniz. O da çok bence çok zorlayıcı çok bir zor. Hayat şekli olsa gerek. Evet, çok zor. Ben kendi deneyimden biliyorum. Çok zor. İsveç'in işte 3 büyük şehri var. Göteborg, Malmö, bir de Stockholm. O öyle bir şehirlerde belki biraz kolaydır çünkü çok siyah yaşayan insanlar var birbirlerine. Ama desteksiz olmaz. Desteksiz ama çok zor. Yalnız çocukla ben kendim için diyorum. Çok zordu. Çok İyi zor. Ki yani. Şimdi kararları nasıl belli süreçleri ne kadar alıyor, nasıl karar geliyor, nasıl biliyorsun, nasıl takip ediyorsun? Migrationsverket'in web sitesi var, internette. Orada sen yazdığın zaman mülteci mesela siyasi, evlilik yoksa iş hepsinin belirli zamanı var. 6 ay mülteciye diyor mesela 24 ay mı 18 mi evliliğe galiba uzatılmış. 15 ay evliliğe. 15 mi olmuş? Tabii ki bu tarihler öyle olmuyor. Daha fazla da oluyor. Ama bahsine göre bakıyor işte biraz kısa da oluyor. O da bakıyor işte senin mülteci yaptığın mevzuya. Ben bekledim 8 ay. O benim de avukatım sürekli kontak yaptı. Migrationsverket'le cevap ne oldu mu, çıktı mı, bir şey eksik mi, bir bilgi lazım mı falan. Yok biz işte baktık, Azerbaycan'dan bazı bilgileri bekliyoruz gelmesini. Bir şeyi uygulamak istiyorum. Sizin anlattığınız işte benim başıma böyle olay geldi, böyle yaptı, böyle şey oldu. Şimdi sizin isminizi kullanmadan Azerbaycan'dan kadın mı, çocuk, erkek, bütün insanlara ne kurallar, ne haklar var ya, o haklara nasıl uygulanıyor, o haklar, haklarınız korunuyor mu, korunmuyor mu, onunla alakalı bir bilgi alıyorlar. Ama sizin isminiz tabii ki kullanılmıyor. Yani Türkiye'de ya da Azerbaycan'da bilmiyorlar ki sen iltica yaptın yani İsveç'i anlatabiliyor muyum? O bilgiler geldikten sonra senin dediğin, anlattığın şeylerle bu Türkiye'deki işte bilgiler uygun geliyor mu birbirine, uygun gelmiyor. Bir taraf araştırma. Bunlar çok sürü alan elde böyle iki tane ülkenin birbirini şey yapması. İşte o zaman İstanbul Sözleşmesi'ni işte bir Türk kadın gelip şiddete karşı burada işte mülteca yapıyor ya şiddet görmüş diye. O söyleyebilir kendisi. Onun avukatı da söyleyebilir. İşte siz bu İstanbul Sözleşmesi'ne bakabilirsiniz. Yani sizin avukatınız onun afira işte kağıtlarını da tabii ki onlara götürebilir. Yani davanızı ne kadar destekleyen arayollar varsa bunları hepsini ortaya koymanız gerekiyor. Hepsini kullanın. Yani raporlar, kanunlar, yeni çıkan sözleşmeler. O yüzden birçok şeye bakmanız gerekiyor. O yüzden araştırmak çok önemli bu konuda. Onun dışında iltica ettin, 3 yıllık oturum aldın. Evet. Gelecek nasıl geliyor? Uzatmaları sanırım 3 ay öncesinden yapman gerekiyor. Evet. 3 aydan önce yapamıyorsun. Yani oturumun bitmesine 3 ay kala uzatma başvurunu yapıyorsun. Ne oluyor? Evet. 3 aydan sonra kalıcı mı oluyorsun? Yoksa 3 aydan sonra yine uzatıcı alıyorsun. Ne kadar süre? 2 yıl. Ondan sonra 5 yıl olduğunda vatandaşlığa müracaat edebilirsin. Vatandaşlık alabilmek için İsveç'te önce kalıcı oturumunuzun olması gerekiyor. Şartlardan biri bu. Demek ki göçmenler için en az 5 yıl İsveç'te oturma şartı var. Bunu doldurduğunuz zaman sanırım vatandaşa başvurabiliyorsun. Ama yurt dışına çıkmanın da 3 haftadan fazla olmaması gerekiyor. Yoksa göçmenlik bürosu bunu da bilmek istiyor. Bunlar aslında sizin İsveç'te yaşadığınız süreden alınıyor. Yani düşüyorsunuz. Evet. O yüzden de önemsem senin de 3 yıl için. Yani 3 hafta geçerli sende de değil mi? Evet, 3 hafta ama mesela ben istersem yeniden interview yapıp yeniden işte benim o sorunlar, problemler işte ortaya çıkabilir. Yani geçerli aktüelse evet oturumu uzatabilirim. Ama ben kendi kendimi ekonomi konuda yani idare ediyorum. Vergiyi ödüyorum zamanında. Vergi de çok önemli çok burada ilticada. Onu da alabilirler kayda. Kesinlikle. O da suç işlersen bu da önemli. Ya da borca girerseniz bu da çok önemli.
Bir de çocuk. Eskiden çocuğun adopte olması, adopte yani çocuğun integre olması. Çocuk okula gidiyor, İsveçli'den başka dil konuşmuyor. Ha, işte bu migrasyon memur da ona dikkat getiriyor ki çocuk yani 4 yaşında yeniden dönse kendi ülkesine nasıl orada Clara yapabilir? Evet, nasıl uyum sağlayacak? Uyum sağlayacak olabilir. Onun için çocuğunuz olduğu zaman nasıl desem yani onu da kullanabilirsin. Nasıl 2015 yılından önceki yasalarda çocuğu olan her aile direkt kalıcı oturum veriliyordu. Evet. Fakat senin şansın 2015'ten sonra bu kanun çok değişti. Evet. Yani hala şansın var kalıcı oturum ama şansı daha yüksek çocuklu evet. ailelerin. Dediğim gibi çocuğun aslında geleceğini düşündükleri için. Yani çocuk tekrar nasıl ülkeye kendini adapte edebilecek yeni bir ülkeye. Bu yüzden senin aslında biraz alma şansın yüksek evet. kalıcı oturum. Ama ben şimdi öğretmenlik için çalışıyorum. Hı-hı. Ben kendimi öğretmeni çalıştım kendi ülkemde. Şimdi öğretmenlik için burada bir kimlik lazım, öğretmenlik kimliği. Onu almak için uğraşıyorum. Hı-hı. Onu aldıktan sonra daimi iş bulduktan sonra daimi okula gidecek. Seni hayatta bırakmazlar. Çünkü ülkenin yok. Öğretmeni ihtiyacı var yani sanmıyorum. Ya alırsın zaten 5 evet. yıl sonra da vatandaşlık. Evet. Dediğim gibi kendinizi İsveç'e ne kadar kolay sürede alıştırırsanız, ampassa dediğimiz entegre ederseniz, evet. dili çok çabuk öğrenirseniz, işinizi bulursanız bu aynı şekilde sambo evlilikle gelip işte ilişkisi bitenler için de geçer. Yani ülkeden sizi göndermek istiyorum ama siz diyebilirsiniz ki evet ben işimden ayrıldım fakat şu an bir işim var. İsveç'e kurslarımı bitirdim, iyi bir vatandaşım diye kanıtlarsınız. Bu da önemli bir aslında bir neden aslında işte kalmaz. Sizi göndermemek için iyi çünkü her şeyi yolunda yapıyorsunuz, iyi bir vatandaşsınız. Evet. Bu da önemli. Dil de çok önemli. Eskiden dil falan sınavı yoktu. Şimdi karar şu an tartışma açılması. Bana göre gelecek bu. Evet. Gelmeli de. Bu. Gelmeli de. Bence yani, de canım. Çünkü 10 yıldır burada yaşayıp daha SFI'yi bitirmemiş insan var. Sonuçta bir toplumun bazı kültürel değerleri var. Buna entegre olmak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz üzere çok büyük bir konu. İstanbul Sözleşmesi, Dublin Anlaşması, İsveç kanunları, mülteci kanunları, sonra göç kanunları çok fazla şeyler var bu konuda. Her birine aslında ayrı bir video yapmak gerekiyor, farkındayım. Hmm. Bu biraz aslında bizim genel olarak değindiğimiz, biraz da Timnaz'ın kendi deneyimlerini aktardığı bir video olsun istedim. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer sorularınız olursa mutlaka bana Instagram'dan ulaşın. Eğer çok iyi başka sorularınız varsa yine o konular üzerinde daha detaylı bir video yapabiliriz ileriki zamanlarda. Benim de ilave ettiğim bir şey var. Burada konuştuklarımız benim anlattıklarımız. Aramıza kalsın diye. Lütfen ya. Burada konuştuklarımız öyle ki yani ben kendi praktiğimden anlatıyorum, yaşadıklarımı hı-hı. anlatıyorum. Herkese geçerli değil. Herkes daha geçerli. Aynı olmayabilir. Belki bazı rakamları doğru söylemeyiz. Hı-hı. Belki bazı şeylerden ne bir abartırız ya da eksik söyleriz. Kesinlikle. Yani lütfen yani benim de biraz Türkçem de çok fazla güzel olmadığı için kusura bakmayın. Benim konuklarım anlayışlı, kaliteli evet. insanlar. Lütfen. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ben hani aslında kendi başıma da bir video yapabilirdim. Hani sadece kanunları okudum ama istedim ki burada o mülakatta bulunmuş, o stresi yaşamış, evet. o zorlukları yaşamış biri de olsun. Onun gözünden de bakın çok istedim. Çok teşekkür ederim. Bana deyimlerini anlattığın için ne çok demek. Değerli şeylerdi. Umarım siz de beğenirsiniz. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hey da.